Naviket programını indirmek için Google'a Navikat yazıyoruz. Karşımıza Naviket'in resmi sitesi çıkıyor. Sitesinden Download'a tıkladığımız zaman Download sayfasına geçiyoruz. Download Center açıldı. Naviket'in çeşitli versiyonları var. İlk olarak Premium versiyonu var. Premium versiyonunda birden fazla database'i yönetebiliyoruz. Database sistemini yönetebiliyoruz. Bizim için MySQL versiyonu lazım. Burada da iki çeşit seçeneğimiz var. Bir tanesi Naviket MySQL 30 günlük deneme sürümü. Bir tanesi de ücretsiz olan Live sürümü. Live sürümü site çalışmalarımız için şu an için yeterli olacaktır. İlerleyen zamanlarda da ileri düzey işlemler için Naviket for MySQL'e ihtiyacımız olacak. İlk olarak Naviket Lite'ı indiriyorum. İndirmek için sağ taraftaki direkt link Direct Download linkine tıklıyorum. Download.cnet.com'da sayfa açılıyor ve buradan Download Now'a tıklıyorum. 20 MB'lık bir dosya. Dosyayı kaydediyorum ve web programlarımı Naviket Lite olarak kaydediyorum. Yine Naviket Download Center'dan Naviket for MySQL'e geliyoruz ve Naviket for MySQL'i indirmek için direkt Download'a tıklıyoruz. Dosyayı kaydediyoruz ve daha önceden oluşturduğumuz web programları dizinin Naviket 8 MySQL dosyasını kaydediyoruz. Yaklaşık 12 MB'lık bir dosya. Başka bakarsak MySQL Linux için sürümü var. Naviket'in Linux için Lite sürümü var. Bunları da ilerleyen derslerde indireceğiz. Naviket Premium için de sol taraftaki Naviket Premium tabından indirebilirsiniz. Ayrıca Naviket'in kodları var. Bu editörde kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Burada da Java için programı var. IDE'si var Naviket'in. Onu da indirebilirsiniz. Naviket 8 Lite programını kurmak için kurulum dosyasını çift tıklıyoruz. Daha sonra çalıştır diyoruz. Karşımıza çıkan ekrandan Next tıklıyoruz. Daha sonra karşımıza bir sözleşme çıkıyor. Bu sözleşmeyi I accept the agreement diyoruz. Next diyoruz. Daha sonra da kurulumla ilgili klasör gösteriyor. Klasörü kabul ediyoruz ve Next'e tıklıyoruz. Start menüsünde Naviket 8 ile ilgili bir klasör oluşturacak. O klasörün bilgisini verdi. Next diyoruz. Masa üstünde bir ikon oluşturacak. Kolayca Naviket'i açabilmemiz için. Ayrıca biz Quick Launch adı verilen hızlı başlat çubuğundan da Naviket Lite'e ulaşmak istiyoruz. Onu da tıkladık. Install diyoruz ve Naviket programımız yükleniyor. Yüklendikten sonra da hızlı başlattan Naviket Lite'e tıklıyoruz ve Naviket programımız çalışmakta. Naviket programını kurmak için Naviket kurulum dosyasını çift tıklıyoruz. Çalıştır diyoruz. Karşımıza çıkan ekrandan Next tıklıyoruz. Daha sonra sözleşme çıkıyor. Sözleşmeyi I accept the agreement deyip kabul ediyoruz. Next'e tıklıyoruz. Naviket 8 programının hangi dizine kurulacağını gösteriyor. Dizini kabul ediyoruz. Next'e tıklıyoruz. Burada hangi start menüsündeki hangi klasörü kurulacağını gösteriyor kısa yolların. Next tık diyoruz. Daha sonra masa üstüne bir ikon oluştur ve hızlı başlata bir ikon oluştur. Kutularına işaretliyoruz ve Next tıklıyoruz. Karşımıza özeti geldi. Kurulacağı yer.
Başlat menüsündeki yeri ve diğer görevler. Install diyoruz. Hızlı bir şekilde programımız kuruluyor. Programımız kuruldu. Navigate for MySQL diyoruz. Hızlı başlattan ve Navigate 8 programımız karşımıza geldi. Navigate 8 programını satın aldığınız zaman register bilgilerini girebilirsiniz ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer register bilgilerini girmezseniz deneme sürümü diyerek kullanabilirsiniz. Bizim deneme sürümümüz 29 Ocak 2010'da sona eriyor. 29 Ocak 2010'a kadar sınırsız bir şekilde tamamen çalışır şekilde Navigate for MySQL programımızı Navigate Lite kullanabilir. ile MySQL sunucumuza bağlanmak için Navigate Lite programını açtıktan sonra Connection ikonunu tıklıyoruz ve buradan MySQL'i seçiyoruz. Karşımıza çıkan ilk taptan Connection Name diyoruz. Connection Name'i istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. Ben buraya Localhost dedikten sonra Hostname'i giriyorum. Hostname'imiz Localhost olacak. Kullanıcı adımız root, şifremizde herhangi bir şifremiz yok. Portumuz da 3306. Varsayılan değerlerle connection'ımızı sağlayabiliriz. Test connection diyorum ve başarıyla connection sağlandı, bağlantı sağlandı. Eğer XAMPP kurulumunda bir parola girdiyseniz XAMPP'tan sonra bakarsak localhost'umuza buradaki security'de Localhost Security, XAMPP Security, PHP dosyasında root için bir şifre girdiyseniz o şifreyi buraya girmeniz gerekiyor ve o şekilde bağlantı sağlayabilirsiniz. Biz herhangi bir şifre girmediğimiz için şifreyi de yazmadık. Localhost için bağlantıyı ekledikten sonra sol tarafta Connection panelinde Connection'ımız, bağlantımız karşımıza çıktı. Bağlantımızı çift tıkladığımız zaman da veri tabanları karşımızda. İlk olarak CD Collection isimli programın dosyası veri tabanı var. Daha sonra MySQL, PHP MyAdmin, test için bir veri tabanı var. Bu veri tabanını sağ tıklayıp Delete Database deyip siliyoruz. Bu şekilde varsayılan veri tabanlarımızla Navigate Lite programıyla bağlantımızı sağlamış olduk. Navigate ile yeni bir database oluşturmak için ilk olarak Connection'ımızı çift tıklıyoruz. Connection'ımızı tıkladığımız zaman bağlantı sağlanmış oldu veri tabanıyla. Daha sonra Connection'ımızı sağ tıklıyoruz ve New Database diyoruz. Karşımıza çıkan formdan database'imizin ismini veriyoruz. İsmimizi deneme olarak seçtik. OK diyoruz. OK dediğimiz zaman veri tabanımız yaratılmış oldu. Veri tabanımıza bağlanmak için de veri tabanımızı çift tıklıyoruz. Şu anda veri tabanına bağlıyız. Veri tabanını silmek istersek de veri tabanını sağ tıklıyoruz ve Delete Database diyoruz. Bu şekilde veri tabanını silebiliriz. Yeni bir tane oluşturmak istersek de yine New Database diyoruz. Buna rehber diyeceğim. RC alt çizgi rehber diyeceğim. Bir tane rehber yapacağız. OK diyorum. Yine bağlanmak için de çift tıklıyorum. Üzerinde tablo oluşturmak isterseniz de database'in ismini tıkladıktan sonra sağdaki alandan table alanından new table diyebilirsiniz. Bu şekilde karşımıza yeni tablo oluşturma formu çıkacaktır. Navigate ile tablo oluşturmak için ilk olarak bağlantımızı çift tıklıyoruz. Çift tıkladıktan sonra tablo oluşturmak istediğimiz veri tabanına çift tıklıyoruz. Daha sonra da veri tabanı içindeki tablolar ikonunu tıklıyoruz. İkonu tıkladıktan sonra ikonu sağ tıklayıp new table diyebiliriz ya da sağdaki alandan sağ tıklayıp new table diyebiliriz. Öncelikle ekranımızı tam ekran yapalım ve new table diyelim. New table dediğimiz zaman karşımıza form çıkıyor. Bu formu çift tıklayıp tam ekran yapabilirsiniz. Ya da burada ekrana sabitleyebilirsiniz. Bu da Navigate'in bir özelliği. İsterseniz bu şekilde barı kullanaraktan rahat bir çalışma sağlayabilirsiniz. İlk tablomuz kişiler tablosu olacak. İlk olarak
Name yazan yere alanımızın ismini yazıyoruz. Alanımızın ismi kişi ID olacak. Tipine de alanın tipini yazıyoruz. İlk tipimiz integer olacak. Sayısal değer tutacağız. Length'te uzunluğu olacak. Kişi ID kaç karakter uzunluğunda olacak. Bununla ilgili bir değer seçmezseniz 11 karakter varsayılan değer oluyor. Yani 11 karaktere bakarsak hesap makinemizi açıp pardon. Hesap makinemizi açtık ve 11 karaktere bakıyoruz. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 ve 9, 9 dersek bu kadar sayıda kişiyi kaydedebiliyor. Eğer buna ihtiyacım yok, ben belli bir sayıda kişi kaydedeceğim derseniz, örneğin 10.000 kişiye kadar kaydedeceğim derseniz 4'ü seçebilirsiniz. Length'te bu şekilde. Decimal diyor. Decimal'da da virgüllü sayılardaki sıfırdan sonraki rakamların sayısı. En son sütunda da allow null sütunu. Bu da boş olmasına izin verip vermemek. Şu anda biz kişi ID'nin boş olmasına izin vermiş oluyoruz. Bu doğru bir davranış değil. Çünkü kişi ID olmazsa biz bu tablo üzerinde işlem yapamayız. Bizim ana sütunumuz, yani anahtar sütunumuzda bu özelliğin olmasını istemiyoruz. Allow null'ı tıklıyorum ve boş hale getiriyorum. Daha sonra bunun birincil anahtar olmasını sağlamak için üstteki menüden Primary Key ikonuna tıklıyorum. Şu anda biz kişi ID'yi Primary Key yaptık. Yine biz bu kişi ID'lerin 1, 2, 3, 4 şeklinde gitmesini istiyoruz. O yüzden Auto Increment'ı tıklıyoruz ve buradan 1, 2, 3, 4 diye değerlerin gitmesini sağlayacağız. İlk alanımızı bu şekilde ekledik. İkinci alanımızı eklemek için ilk alanımızı başarıyla ekledik. Herhangi bir alandayken tap 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 tuşlarına tapa basaraktan yeni bir alan geçebilirsiniz. Ya da Add Field diyerek yeni bir alan oluşturabilirsiniz. Insert Field'de de araya bir alan eklemek için kullanıyoruz. Insert Field'e tıklarsak üste alan ekleyecek. Bu bizim işimize gelmiyor. Bir alanı silmek istersek de Delete Field diyoruz. O satırı siliyor. Satırı seçmek için de soldaki ok tuşunu tıklayabiliyoruz. Tüm satırı seçebiliyoruz. Delete yapabiliyoruz. Ya da bunun altına ya da üstüne alan girebiliyoruz. Evet, Add Field'da bir alan daha ekliyoruz. İkinci alanımız ise kişi adı olacak. Ya da adı diyelim. Adı olacak. Adına da varchar olarak bir tip seçiyoruz. Varchar da değişen karakter demek. Karakterler olacak burada. Genişliğini istediğiniz kadar verebilirsiniz. Biz genişliğini 25 karakter verelim. 25 karakterin üzerinde ismi kabul etmiyoruz. Boş olup olmamasına da boş olmasın diyelim. Adı olmayan bir kişi kaydı girilmesin. Bu alanımızı ekledikten sonra isterseniz varsayılan değer olarak bir yazı yazabilirsiniz. Eğer hiçbir isim girilmezse alması gereken değer. Bunu yapmıyoruz. Tekrardan bir alana eklemek için add field diyoruz. Ve bu alana da soyadı diyoruz. Soyadına yine varchar seçiyoruz. V tuşuna bastığım zaman direkt varchar karşıma geldi. Tıkladığım zaman varchar'ı kabul etmiş oluyorum. Length'ine geliyoruz. Length için de soyad diyoruz. Soyadda 50 karakter yazıyorum. Çünkü iki tane ismi olabiliyor kişinin. İkinci ismini ve soyadını buraya yazsın istiyorum. Ya da isterseniz bunları tersi de çevirebilirsiniz. Adı iki tane yazsın. Soyadı da bir tane yazsın. Bunu da 30 yapalım. 50'ye 30 oldu. Adda birinci ismi ve ikinci ismi yazabilir. Soyadda da yine soyadını yazacak kişi. Burada allow null dedi. Allow null'ı da yine boş bırakıyoruz. Ve boş soyad olmasına izin vermiyoruz. Bu şekilde ad soyad alanlarını yapmış olduk. Yine bir alana eklemek için soyadını tıklıyorum ve add field diyorum. Son alanım e-posta olacak. E-postam da varchar olacak. Ve 100 karaktere kadar izin veriyoruz. Decimal olmayacak. Allow null'ı seçili bırakıyoruz. E-posta bilgisi girilmeden de kişi oluşturulabilsin.
Şimdi dosyamızı kaydedeceğim. Kaydetmek için Save tuşuna basıyorum. Save'e bastıktan sonra tabloma isim vereceğim. RC diyorum. Daha sonra rehber diyorum. Rehberden sonra da kişi diyorum. Rehber bölümünün kişi isimli tablosu anlamına geliyor bu. OK diyorum ve tablomuz eklendi. Şimdi veri tabanımızı tıklarsak ve tablolara bakarsak RC rehber kişi şeklinde tablomuzun oluştuğunu görüyoruz. Tablomuza değer eklemek istersek tablomuzu sağ tıklayıp Open Table diyebiliriz ve değerler eklemeye başlayalım. İlk olarak adı diyor. Adına RC diyoruz. Soyadına Egitim diyoruz. E-postasına da iletişim@recegitim.com diyoruz. Kişi ID'yi girmemize gerek yok. Auto increment olduğu için otomatik olarak oluşacak. Şimdi bu değerleri girdikten sonra aşağıda update record var. Update record'a basarsak bu kaydı database'e kaydedecek. OK diyorum. Kayıt gerçekleşti ve kişi ID 1 olarak alındı sistemden. Şimdi yeni bir kayda geçmek için en son alandayken tab tuşuna basıp yeni bir kayda geçebiliriz. Bu kaydımıza da Davut diyelim. Soyadına da Resul diyelim. E-postasına da rc@recegitim diyelim. Bu kaydı gerçekleştirmek için de tab'a basarsak yine aynı şekilde kaydı veri tabanına yazacaktır. İkinci kaydımızı da yaptık. Bir tane de deneme kaydı yapalım. Buna da adı soyadı diyelim. e-posta@recegitim.com diyelim. Buna da yine OK'ye basalım ve kayıt gerçekleşti. Şimdi kaydı silmek istiyoruz. Silmek için sağdaki en soldaki ok tuşuna tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman tüm satır seçiliyor ve aşağıdan erase record'u seçebiliriz. Erase record yerine sağ tıklayıp alanı delete record da yapabiliriz. Ya da seçtikten sonra delete tuşuna basıp delete a record deyip silebiliriz kaydımızı. Şu anda iki tane kayıtla tablomuz hazır. İle database import etmek için öncelikle Navigate Lite programımızı açıyoruz. Daha sonra localhost'a geliyoruz. Bilgileri import etmek isteyeceğimiz veri tabanını oluşturuyoruz. Veri tabanımızın ismi RCPanel 2010 olacak. RCPanel 2010'u oluşturduktan sonra çift tıklıyoruz ve daha sonra sağ tıklayıp execute SQL file diyoruz. Bu şekilde bir SQL dosyası çalıştırarak RCPanel dosyalarımızı import edeceğiz. Karşımıza çıkan formdan file'ın karşısındaki 3 noktaya basıp dosyalarımızın, SQL dosyamızın bulunduğu yeri seçiyoruz ve SQL dosyamızı seçiyoruz. SQL dosyamızı seçtikten sonra herhangi bir ayar yapmadan Start'a basıyoruz. 425 tane sorgu çalıştırıldı diyor ve şu anda tablolarımız import edildi. Yani sisteme veri tabanına yazıldı. Gördüğünüz gibi makale puanlar, makaleler şeklinde bu şekilde bir SQL dosyasını import ettik veri tabanımıza. Burada tüm tabloları import ettik. İstersek birkaç tane tabloyu da import edebiliriz. Örneğin 3 tane tabloyu sağ tıklıyorum ve dump SQL file diyorum. Dump SQL dediğim zaman bunları üçünü birlikte dışarıya ihraç ediyoruz kodlarıyla birlikte. Kaydet diyorum. Ve daha sonra bu 3 tabloyu delete table diyerek istiyorum. Şu anda 3 tane tablom gitti. Yine import işleminde olduğu gibi RCPanel 2010'u tıklayıp execute SQL file dedikten sonra file diyorum ve 3 tane tablomun bulunduğu SQL dosyasını çalıştırıyorum. Çalıştırdım ve F5 tuşuna basıyorum. F5'e bastığım zaman 3 tane tablom geri geldi.